Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir önceki videomuzda tepeden panonun markalama işlemini yaptım. Şimdi panoyu takmak için delik delmek lazım. Matkap kullanımı size göstereceğim. Matkabın ilk önce değmeyecek deliğin ufak matkap ucuyla delerseniz daha rahat ve uğraşmadan yerine aktaracağım size. Şu anda dışarıda sesler olmuyor. Videonun sesi belki net çıkmayabilir. Matkabı karşılığı delebilmek için karşılığı paslanmaz gerek. Biraz zorluyor. Ben gres kullanıyorum. Matkabı da zaten değdikten sonra karşılığa net bir şekilde delme sağlıyor. Herhangi bir zorlama, matkabı zorlama, kendime zorlama olmuyor. Gresi sürme amacım hem malzemenin delinen malzemenin hem de delen malzemenin ısınmamasını sağlamak. Çünkü ısındığı zaman matkap ucu kırıyor, matkap ucu yanıyor. Karşı tarafta delme işlemi uygulanmıyor. O yüzden ne kadar gres sürerseniz yaptığınız işte o kadar rahat ilerler. Markalama yaptığım yerin tam ortasında noktalar var. Şöyle bakabilirsiniz. Noktalarda da tam bir adam denerseniz ekipmanı doğru gibi oturtma durumunuz olur. Ben ilk önce 3.5 ile deliyorum. Nokta kullanmadığım için direkt 3.5 ile delip peşine 8 ve 10 milimlik matkap ucuyla genişletip metrik 8 yuvata kullanacağım. Metrik 8'i metrik 10'luk matkap ucuyla delersem çok daha rahat içeri yuvatanın giriş çıkışını sağlayabiliyorum. Yine aynı şekilde matkap ucunu soğutmam gerekiyor. Yoksa dediğim gibi derinden madem paslanma malzeme olduğu için biraz zorluyor. Şimdi birinci kademe ilk evresi bitti. Çünkü sadece deliği açmış bulundum. Şu an deliğin genişletilmesi olarak Matic 8 kullanıyorum. Kullanacağım cihazlar da Matic 8. Yani Matic 8 matkap ucundan sonra Matic 10 da deleceğim. Çünkü cihazların içeri rahat girip çıkmasını sağlayabilmek amaç. Aynı şekilde matkap ucunu yağladım. Kullandığım malzeme Natural Grip. Çok daha zararsız, hem kokusu yok hem de matkap ucuna herhangi bir zarar vermiyor. Yani paslanmadı bile bir kere delme muafiyeti sağlıyor. Normalde delinen malzeme paslanmaz olduğu için diğer metallerden çok daha sert. Matkap ucunu kırma, matkap ucunu yakma oluyor. Şu anda gres dediğim için herhangi bir sorun kesinlikle olmuyor. Normalde gres yağı kullanmazsan şu anda da sıcak gresle sürülen duman çıkıyor. Çünkü malzeme dediğim gibi paslanmaz olduğu için matkap ucunu ısındırma yaptırıyor. Matkabı kullanmak normalde basit. Çünkü öyle bir emek sarf etmiyorsunuz. Sadece matkabı
sağlam tutup matkabın size ve yapacağınız işe zarar vermesin sağlamak. Matkabı boşta bırakırsanız kendi etrafına döner, size zarar verir, düşer, kendine zarar verir. Şimdi ikinci aşama olarak metrik çekici aldım. Şimdi normalde bir ortamda da metrik çekici. Yalnız metrik onu deleceğim ki cıvata içine rahat girip çıkabilsin. Çünkü takılacak malzeme 65 kilo. Ağır bir malzeme. Bir anda direkt yere yerleştiremeyebiliriz. Normalde ufak malzeme olduğu zaman sadece takılacak cıvataya göreceğim. Genişlem olması diye. Şu an deleceğimiz malzeme hem kaplanmaz hem de ağır malzeme olduğu için metrik onu deniyorum. Direkt metrik onu yapıyoruz. Kullanmasam gelme işlemi yaklaşık 3 dakika değil de 10-12 dakikası sürüyor. Çünkü denilen malzemenin yumuşamasını ve soğumasını sağlıyor. Zaten malzeme ısındığı için gerisi suyunda var, duman çıkıyor ve içini sıvılaştırır zaten. Yani eritiyor. Görebilirsiniz. Zaten bu her yerde var. Elektronik eşya malzeme satan yerlerden 1 lira civarı. Çok işe yarıyor. Tavsiye ederim. Çünkü soğutucu özellik ve matkabı ucunu koruma özelliği bulunuyor. Çalışma işlemi bitmiştir. Matkabı ve matkap uçunu tekrar kullanabilmek için temiz bırakıp aynı şekilde temiz almak hem matkaba hem yapılan işe saygıdır. Çünkü aynı malzemeyi yıllarca kullanacağım için ekipmanı doğru düzgün saklamalı, temizlemi ve yapacağımız işi de olduğundan uzaklaştırıp işin de rahat yapılmasını sağlamalı. Şimdi markalama işlemi yaptıktan sonra matkapla deliklerimi bitirdim. Şu panonun aynısını şuraya takacağım. Teşekkür eder, iyi günler dilerim. Videoyu beğenip abone olursanız teşekkürler, seviliyorsunuz.